should stop. Merhaba arkadaşlar, herkese oyunlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Harry Potter and the Chamber of Secrets'e başlıyoruz. Yani Harry Potter ve Sırlar Odası. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yaklaşık kanalımda 3 hafta önce bir oylama yapmıştım. Ve bu oylamada da siz oylarınızı vererek kanalımdaki yeni seriyi seçecektiniz. Bu oylamaya 27 oy geldi ve en çok oy Harry Potter'a geldi. Bundan dolayı yeni serimiz boldu arkadaşlar. Zaten bu oyunun ilk oyunu yani Felsefe Taşı'nı kanalımda çekmiştim. Onu izlemek isteyenler de yukarı tıklayabilir veya aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıklayarak oraya da gidebilirsiniz. Oyunu gerçekten çok özledim. Gerek oynanışı olsun, gerek hikayesi olsun, gerek büyüleri olsun. Gerçekten çok hoşuma giden bir oyundur. İkinci oyunda da umarım bitireceğiz. Kanalımda gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. İsterseniz oyuna başlayalım. Ve ayrıca böyle bir tasarım yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi oyun bize autosave yani otokayıt olsun mu diye soruyor. Ben de evet diyorum. Önceden bildiğiniz üzere oyunları kitaplara kaydederdik. Fakat bu ikinci oyunda autosave koymuşlar. Yani bu resmi gördüğümüz zaman artık oyun kendi kendini kaydedebiliyor. Bence büyük bir yenilik. Bunu yaptıkları iyi olmuş. Ayrıca oyun 2002 yılında çıkmış arkadaşlar. Önceki oyunda 2001'de çıkmıştı. Filmlere göre ayarlamışlar herhalde. Tam olarak ben de bilmiyorum. Bir tane işte save oluşturalım mı diyor. Bu save'lerimizi kitaplara kaydediyoruz. Kitaplarda tutuluyor böyle. İsterseniz ilk kısmındaki yani ilk kitaba kaydedelim. Ayrıca bildiğiniz üzere oyunda bir kitaplar oluyor. Bu kitapları yine kendi çapımda çevirmeye çalıştım. Umarım size bir şeyler aktarabilirim. İyi seyirler. Harry Potter'ın Hogwarts Sihirbazlık ve Büyücülük Okulu'ndaki ilk yılı gerçekten çok olaylı geçmişti. Arkadaşlarıyla birlikte Ron Weasley ve Hermione Granger'la Harry tüm zamanların en büyük kara büyücüsü olan Lord Voldemort'u yenmeyi başarmıştı. Ama şimdi Harry, Private Drive'deki 4 numaralı eve geri dönmüştü. Bir sihirbaz olmasına rağmen odasında sık sık kilitli tutuluyordu. O kaçamıyordu çünkü sihir yapması yasaktı. Sonra yaz tatilinin sonlarına doğru bir akşam Dobby adlı bir evcini ortaya çıktı. Dobby, Harry'yi Hogwarts'a dönmemesi konusunda uyardı. Harry Potter Hogwarts'a geri dönmemeli. Eğer Harry Potter geri dönerse ölüm tehlikesi içinde olacak. Bir komplo var Harry Potter. Bu komplo en korkunç şeyleri yapabilir. Dobby kaybolmuştu ve kısa bir süre sonra Ron Weasley ve kardeşleri Fred ve George Harry'i hapisten kurtarmak için uçan bir arabayla geldiler. Harry onlara Dobby'nin uyarılarından bahsetti. Çok sazansın. Sanırım yaşlı Dobby sana şaka yapmak için göndermişler. Sana karşı okulda kin olan birini düşünebildin mi? Draco Malfoy. Sonunda Ron'ların evine yani barova inmişlerdi. Touchdown! Ron'un annesi Molly Weasley aldı yürüdü ve önlerinde durdu. O memnun görünmüyordu. Yataklarınız boş, not yok, araba gitmiş. Beni endişe içinde bıraktınız. Saatler geçiyor gibiydi ve Bayan Weasley Harry'e dönmeden önce bağırıp duruyordu. Harry, seni gördüğüme çok sevindim tatlım. Ronald Weasley, sana o gül yabanının gürültü yapmamasını istemiştim sanıyorum. Hala çatı katında boruları düşürüp duruyor. Beni deli ediyor. Hadi Harry, gidelim. Ve onlar yapacaktı. Evet arkadaşlar, çevirim de böyleydi. Umarım size bir şey aktarabilmişimdir. Bu arada biraz hastayım. Arada sırada aksırıp öksürüyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ve oyunumuzun ilk kısmı olan The Barrow. Yani Ron'ların malikanesindeyiz. Gerçekten güzel bir evleri varmış yani. Ne diyeyim şimdi. Merhaba Harry, evime hoş geldin. Çok fazla değil ama. Bence çok güzel. Teşekkür ederim Harry. Biz buraya Barrow diyoruz. Gel Harry, çatıdaki, yani çatı katındaki şu gulyabani hakkında yapacaklarımız var. Onu istersen halledelim diyor.
Babası Ron'un bahçesinde bir şeylerle uğraşıyormuş. Bizim de tırmanarak bu çatı katına ulaşmamız lazımmış. İşte Dazzler sanırım seni bayağı hapiste tuttu diyor. İstersen Knockback Jinx'de biraz alıştırma yapabilirsin diyor. Knockback Jinx yani Flipendo'yu da X tuşuyla kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Flipendo yapacaktım ki yapamadım. Neredeyse tamam. Evet. Flipendo'yu yapmak için X tuşuna basmalısın diyor. Evet. Şöyle X tuşuyla bir Flipendo atalım. Evet, Flipendo atamıyoruz. Neden? Evet, Flipendo. Harry'nin Flipendo değişi biraz değişmiş bildiğin üzere. Ayrıca ben bu arabayı çok seviyorum abi. Gerçekten çok güzel bir araba. Her neyse. Şimdi bizim Flipendo ile bu kutuları ittirmemiz gerekiyor. Flipendo hem böyle kutuları ittirmeye bunu yap dedi hem de diğerini yap şimdi dedi. Hem Flipendo büyüleri hem böyle objeleri ittirmeye yarıyor hem de kendimizi korumaya yarıyor. İşte annesi şu çatı katındaki gül yabanından şikayet ediyor arkadaşlar. Boruları filan düşürüyormuş. Bizim de onu halletmemiz lazımmış. Gerçekten annem mutlu görünmüyor diyor. İstersen zıplayalım ve çatı katına gidelim dedi. Beni izle Harry diyor. İşte hareket ederek zıplayabilir, tırmanabilir ve atlayabilirsin diyor. Ok tuşlarıyla atlıyoruz. Böyle atlıyor işte parkur yapıyor. Tamam sıra sende Harry diyor. İşte şimdi ok tuşlarıyla bize atlamayı gösterecek. Ayrıca ben oyunda oynarken şurayı vurmayı çok severdim ya. Böyle diye bir ses çıkıyor, çok hoşuma gidiyordu. Her neyse isterseniz şuradan zıplayalım o zaman. Buradan dönecek misin? Bu arada L2 ve R2 tuşlarıyla döndürüyoruz. Bunu unutmayın. Evet şimdi çatı katına gidiyoruz. Bir tane gur yabani varmış. Ron'un annesini sinir ediyor. Onunla ilgilenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve oyunumuz da autosave oldu. Güzel. Şimdi bu gül yabanı hakkında ilgilenelim diyor. Bu boruları işte yere düşürüp gürültü çıkarıyormuş. Biz de ok tuşlarıyla bu boruları bu kutunun içine sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi Harry bunu yapalım diyor. Toplamda 60 tane toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Sağ veya sol tuşuna basılı tutarak böyle hareket ettirebiliyoruz. Şimdi Ron'ların evinde niye gül yabani var bilmiyorum ama salak bir aile oldukları belli. Çünkü bir insan evinde niye gül yabani besler abi, çok saçma. Her neyse bu boruları şimdi bizim koymamız gerekiyor. Ayrıca altta bir süre barı var. Bu süre bitmeden hepsini biz almaya çalışacağız. Ben önceden bu küçükler yani şu boruları niye atar diye düşünürdüm ama meğersem işte Ron'un annesini sinir ettiğindenmiş. Ayrıca boruları geri düşürmek biraz sıkıntı oluyor. Süreden de gidiyor diye biliyorum ama düşürmemek en iyisi. Tamam 9 tane kaldı arkadaşlar. Kolay bir şekilde yapacağız şimdi. Hop 3, 2, 1 ve hallettik. Böylelikle birlikte onu içeri soktuk. İyi içeri. Diyor işte hallettiğin için teşekkür ederim diyor. Sonunda azıcık sessizlik oldu. Şimdi çocuklar Mr. Weasley'nin yanına gidin diyor. O da size biraz büyü hakkında bilgi versin filan dedi. Şimdi Ron'un babasının yanına gideceğiz. Oha oradan aşağı atlarken ölmeyin lan, yüksek bayağı. Her neyse. Ve oyunumuz yine autosave oldu arkadaşlar. Evet şimdi Ron'un babası yanına gideceğiz. Güzel şimdi babamı bulalım dedi. Evet. Bu çitin içinden geçeceğiz sanırım. Ya oyunu gerçekten çok özlemişim arkadaşlar. Önceden ben buradan gidip böyle bir şey aramaya çalışırdım ama demek ki bir şey yokmuş. Böyle ilk bölümlerde işte The Bar of'da olacağız. Yani oyun hakkında bilgiler öğreneceğiz, büyüler öğreneceğiz. Kendimizi savunmayı öğreneceğiz. Böyle işte pratik şeyler yapacağız arkadaşlar. Babamın eşyaları her yerde diyor. Annem bundan pek hoşnut değil diyor. İstersen bunları Flipendo büyüsüyle parçalayabiliriz dedi. Böyle yıldız çıkan şeyleri Flipendo büyüsüyle kırabiliyoruz arkadaşlar.
Tabii ki de uzun tutmamız lazım. Normal az basarsak böyle vurmuyor. O yüzden uzun tutup kırmamız lazım. Ayrıca bunların içinden fasulyeler çıkıyor. Fasulyeler bizim oyundaki paramız gibi bir şey. O yüzden fasulye bulduğunuz zaman alın. Fasulye iyidir abi. Kuru fasulye filan, taze fasulye, her neyse. İşte bunları toplamak iyi. Hop, kıramadım. Azıcık daha uzun basmam lazım. Ve bunu da kırdık arkadaşlar. Kapıyı da açmayı başardık. Gerçekten iyi deri. Hadi gidelim babamı bulalım dedi. Oyunumuz böyle. Yani güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Şimdi ise Ron'un babasını bulmaya gidiyoruz. Hey bak, Ginny Popsken'in yanında diyor. Neden onun yanına gidip onunla konuşmuyorsun? O bu sıralar biraz suskun görünüyor. Nedenini merak ediyorum. Ben de babamın yanına gidiyorum. İstersen sen onun neden öyle olduğunu öğren dedi. Acaba Ginny neden öyleymiş? Gidelim yanına bakalım. Abi öksürmeyi hiç sevmiyorum ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah hastalığımı atlatacağım. Merhaba Harry, seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben Ginny. Ben sadece Puffskin'e bakıyordum. Fred ve George Bludger'larla birlikte Quidditch oynuyormuş. Puffskin'ler böyle otları yiyerek bunlardan fasulye çıkarıyormuş. Eğer sen bunları yaparsan sana büyücü kartı verebilirim dedi. Evet. Eğer Puffskin'i işte yemeye yardım edersen sana ünlü bir büyücü kartı vereceğim diyor. Her neyse, bunun ismi Folium Magi'ymiş. Ayrıca Select tuşuna basarak işte bu büyücü kartlarını hangi topladıklarımızı öğrenebiliyoruz. Evet. İki tane büyücü kartı varmış. Bunlar gümüş ve 4 tane de altınmış. Sanırım bunlar da herhalde işte büyü evlerindeki şeyler oluyor. Mesela Ravenel Livingclaw, Ravenclaw mıydı? Öyle bir şeydi. Sonra Rodrick Gryffindor gibi büyücüler. Salazar Slytherin gibi. Bir de Helga Hufflepuff vardı. Evet. Şimdi bu Puffskin arkadaşlar. Puffskinler böyle şeyleri yer. Bunları yer. Ayrıca ne bileyim. R1 tuşuna basarak da böyle Duello modunu alıyoruz. Böylelikle işte yaratıkları kendimize uzak tutabiliyoruz arkadaşlar. Puffskinler böyle yediği zaman hayvan gibi oluyorlar. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle bunları flipendo atarak küçültebiliyorsunuz. Hatta ilk oyundayken Puffskinleri kullanarak böyle bölümleri geçmeyi falan çalışıyorduk. Gerçekten güzeldi bence. Gerçekten çok iyiydin Harry. Al sana bir tane ünlü büyücü kartı. Felix Somerby. Felix Summerby attı, bir tane büyücü aldık. En iyisi sen Ron'u bul diyor Harry. Ben babamın yanına gideceğim diyor. Her neyse, bildiğiniz üzere önceki oyunda bizim fasulyelerimiz böyle her renk, 4 tane renk vardı. İşte mavi, sarı, kırmızı ve yeşil. Fakat yeni oyunda böyle renkler artık yok. Kafasına göre renk dizmişler. Çünkü yani ne desem öyle yapmışlar, bilmiyorum. Önceden 4 kısım, oyun 4 kısımdan oluşuyordu. O kısımlara göre fasulyeler topluyorduk. Şimdi her renkte fasulyelerimiz bulunmakta. Bunları pazarda satabiliriz. Ne bileyim, öyle yapmışlar işte. Hoşuma gitmedi de değil. Evet, Puffskin hayvan gibi oldu. Hatta beni geçti. Bunları da toplayalım. Sonra Ron'u bulmaya gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle yardıralım abi. Şurada da 3 tane kaldı. Onları aldığımız zaman da gerçekten güzel olacak. Çünkü yani ne kadar fasulye toplarsak bu bizim yararımız olacak arkadaşlar. İleride çok işimize yarayacak. Bunlarla bazen bazı yerlere gireceğiz. Ne bileyim, büyücü kartları toplayacağız. Gerçekten önemli rol sağlıyor bu fasulyeler. Fasulyeleri toplamakta fayda var arkadaşlar. Şimdi Ron'un babasının yanına geldik. Merhaba Harry, benim ismim Arthur Weasley. Ben bahçemde bana yardım eder misin diyor. Eldivenlerimi kaybettim. Onları da bir tane gulyabani ile için kullanacakmış.
Onları kaybetmiş işte bu eşyaların arasında. Wingardium Leviosa büyüsünü kullanarak bunların altına bakabilir misin diyor. İşte içine bak, belki eldivenlerimi buluruz dedi. X tuşuyla Wingardium Leviosa büyüsünü yapıyoruz. Üçgen tuşuyla da bırakıyoruz böyle nesneleri. Zaten önceki oyundan biliyorsunuzdur diye biliyorum. İşte charm büyüsüyle onları kırar mısın diyor. Belki onların içindedir. Onu bulabiliriz diyor. Belki buralarda bir yerdedir dedi. Şimdi Wingardium Leviosa büyüsünü yapacağız arkadaşlar. X'e uzun basılı tutuyoruz. Ve böylelikle X tuşuna basarak havaya kaldırıyoruz. Üçgen tuşuyla da pat. Bunları kırıyoruz arkadaşlar. Çok iyi Harry. Devam et dedi. Wingardium Leviosa. Ayrıca şey, artık oyunda Harry de yani neresem böyle ikili konuşmalara girmiş. Önceden bu yoktu. Yani Harry çok fazla konuşmuyordu. Ayrıca ses tonu da değişmiş. Unutma Harry, charm büyüsü senin böyle işte eşyaları kaldırmanı sağlıyor. Bu eldiveni bulduğumuz zaman Gulyabani hakkında ilgileneceğiz diyor. Wingardium Leviosa. Yine kaldıralım böyle. Hop, üçgen tuşuna basalım. Ve eldivenini bulduk arkadaşlar. Gerçekten çok iyi deri, iyi iş. İstersen bu eldivenleri al. Haydi bakalım diyor. Eyvallah dayı. Bu işte eldivenle birlikte işte o Gulyabani hakkında ilgileneceğiz diyor. Babama yardım ettiğin için teşekkür ederim Harry. İşte bu çar büyüsüyle nesneleri kaldırabiliyorsun. İstersen şu eldiveni alalım ve Gulyabani hakkında ilgilenelim diyor. Ben yapamayacağım çünkü bitkin düştüm diyor. Evet, biraz bahçede tur atalım. Tabi şey, babasının yanında büyü yapamıyoruz. Böyle ne desem, oha tavuğa tekme attım. İşte babasının yanında büyü yapamıyoruz. Böyle arkadaşlarımızın yanında büyü yapabiliyoruz. Değişik bir özellik olmuş. Şimdi ise bu eldivenini kullanarak bir tane Gulyabani cin gibi bir şey varmış. Onu annesi istemiyormuş. Çitlerin arkasına atmaya çalışacağız arkadaşlar. Neden böyle bir şey istiyor bilmiyorum ama her neyse. Eldivenleri kullanma vakti geldi Harry diyor. Annem bu işte şeyi istemiyor diyor. Eldivenleri kullanarak atmaya çalışacağız diyor. Kara tuşuna ne kadar hızlı basarsak işte ne desem, fırlatma gücümüz o kadar artıyor. Üçgen tuşuyla da fırlatıyoruz. Önemli olan kara tuşuna basmak arkadaşlar. Aynı zamanda böyle yıldız şeyleri varsa onlara vurduğumuz zaman daha fazla puan kazanabiliyoruz. İsterseniz karaya başalım, basalım. Biraz böyle yağdırmamız gerekecek ama. Evet, şu yeşil noktaya geldiği zaman atarsak daha iyi oluyor arkadaşlar. Mesela suya atmayı başardık. 59 aldık. Suya attığımız zaman 150 puan kazanıyormuşuz. Yani 159 puan olduk. Gerçekten iyi oldu bu. Oha 209 lan. Benim sanırım biraz doğru, matematikte biraz sıkıntım var. Her neyse, tamam. Şimdi azıcık daha hızlı basarsak daha iyi olacak arkadaşlar. 5 tane hakkımız var. İsterseniz bunu çoğaltıp yükseltebiliyorsunuz diye biliyorum. La oğlum, bu sefer vuramadık la. Arabayı vuraydık iyi olurdu. Her neyse, 52 puan aldık. Bu arada high score 400'müş arkadaşlar. Bunu aşabilirsek gerçekten çok iyi olacak da kumandayı parçalamak istemiyorum şimdi. Şöyle yadır yadır yadır. Önceden zaten bunu hiç atamazdım. İnşallah arabayı vurabilirim. Ve 200 puanı kazandık arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Tamam, 400'ü geçtik. Evet, 400'ü geçtik. Gerçekten iyi oldu. 495 puan aldık be. Yih oğlum. Gerçekten iyi. Şimdi Ron'ların evinde niye böyle yaratıklar var bilmiyorum ama biraz sıkıntılı yaratıklar olduğu belli. Yani ne bileyim, böyle yaratıklarda ne istiyorsunuz birader? Şöyle atabilelim diyecektim de. Bu arada şey, önceden vurduğumuz yerleri vuramıyoruz. Kurbağa yine vurduk la. Her neyse, bunu yine uçurduk. Hadi bu sefer daha hızlı basmaya çalışacağım. Ölümüne basacağım. Ölümüne. Allah! Yardım! Allah! Heh, tamam. Bu sefer arı kovanını atmaya çalışacağım arkadaşlar. La oğlum, çok sola attık be. Vallahi çok sola attık lan. Her neyse, fakat high score'u geçtik. Bu gerçekten iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
High score'u geçtin dedi. Bu gerçekten çok eğlenceliydi. Tekrar oynamak ister misin diyor. Fakat ben burada videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmanın bir alemi yok. Zaten oyunu öğreniyoruz. Yeni serimizle başlamış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz hastaydım, kusura bakmayın ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayrıca seri hakkındaki yorum ve görüşlerinizi aşağı yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.